Kordonda şimdi. Gece Seyri. Seyirde olanlar, hoş geldiniz. Seyre başladık. Ne güzel bir seyirdir. Ne güzel bir seyirdir, evet. Bu seyirde bize eşlik edecek olan çok güzel gezginler var. Öncelikle bize eşlik edecek olan Sadun Boro. Evet, Sadun abimizi dün sonsuzluğa uğurladık. Masmaviliklere uğurladık. O hep aşık olduğu, o hep yaşamaktan mutluluk duyduğu, o hep yeşiline mavisine vurgun olduğu Gökova'daydı dün de. Bir söyleşimizde demişti ki, birçok yerde de söyledi gerçi ama onunla yaptığımız bir söyleşide bana söylemişti. Dünya denizlerini dolandım, cenneti aradım. O kadar dolaştım cenneti aramak için ama ta ki Gökova'yı görene kadar. Gerçekten de muhteşem bir cennet Gökova. Ve dün Gökova'da hüzünlüydük tüm sevenleri, Sadun Boro'yu son bir kez selamlamak için hem denizden hem karadan yanındaydılar. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çok güzel bir jest yaparak bir fırkateyn göndermişti. Sahil güvenlik de oradaydı. Ve bir saygı duruşu yaptılar. Deniz üstünde bir saygı duruşu yaptılar bütün deniz erleri. Aksaz Deniz Üssü'nde görevli bütün deniz subayları Türkiye'nin tek sivil amiraline selam durmak için oradaydılar. Denizi bize öğreten, denizden korkmamayı, yelkenle neler yapılabileceğini ta 1965'te yola çıkıp 68'de bitirdiği dünya yolculuğunu gazetelerde yayınlandığında binlerce kişinin merakla okuduğu Sadun Boro, hepimizin Sadun abiyi dün uğurladık. Evet, program biliyorsunuz gezginlerin programı. Program biliyorsunuz gezginlerin neler yaptığını anlatarak bize ilham verdiği bir program. Biz denizde gezenler en büyük ilhamı ondan almıştık. Ve diyoruz ki güle güle Sadun abi. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan, koklayıp birbirimizi çöpe atmadan, satırlar uçar gider aklımdan. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar ve orkestramızı alkışlıyoruz öncelikle. Hoş geldiniz. Gece 1'e kadar birlikteyiz ve her salı akşamı olduğu gibi bu salıda bize ilham verecek, gezdiği yerlerde yaşadığı anılarla kendine inanılmaz değerler katan ve bunu da paylaşan bir sevgili dostu yine bugün sizlerle tanıştıracağız. Birçoğunu tanıyorsunuz ama olsun, biz yine de adım adım dünyayı dolaşan bir sevgili dostu tanıtacağız. Önce biz kendimizi tanıtalım. Mutlu Füsun Küçük, Mustafa Gökçe ve Murat Can Canbay bu programda sizleri doğru denizlere doğru götürecekler. Orkestramıza çok teşekkür ederim. Piyanoda Haluk Ogan, gitarda Atilla Irgız, ud ve lavtada Bülent Okan ve solistimiz Zehra Hatun Umutkan. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlayalım. Biz teşekkür ederiz. Ve tabii ki merakla beklenen konuğum sevgili Güneş Akdoğan stüdyomuzda. Hoş geldin sevgili Güneş. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ne iyi ettin de geldin. Bana da çok iyi geldi. Gerçekten? Gerçekten. Uzun bir 6 aydır bir dağın başındaki köyde yaşıyordum. Ya ne işin var bir dağın başındasın abi ya? Şimdi kitap yazıyorum bu aralar. İşte onun hazırlığı için özellikle Sırbistan'da daha önce de kaldığım bir köyde yaşamaya başladım. Ama 6 aydan sonra İzmir'e geri dönmek, hoş sohbet. Ya değil mi? Dostlarla buluşmak, dostlar, tekrar tabii. Ne güzel. O bana çok iyi geldi. Evet, sevgili Güneş Akdoğan tabii ki gezginler aleminde tanınan biri, bir isim. Ama gezginler, yani gezgin olmayanlar nasıl tanıyacaklar, nereden bilecekler? Bu arada programımıza lütfen sevgili dostlar sizler de katılın. Katılmanın bir iki yolu var, hemen söyleyeyim ben. Öncelikle Facebook'ta Kordon'da Gece Seyri sayfamız. Kordon'da Gece Seyri sayfasına girin, sayfayı beğenin ve bizim bugüne dair neler yaptığımızı, bugüne dair konumuzla ilgili soruları yöneltebilirsiniz. Merak ettiklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili Güneş Akdoğan buradan cevaplayabilir. Değil mi? Seve seve. seve seve cevaplayacaktır kesinlikle. Ve sevgili Güneş Akdoğan'a bu sorularınızı ya da iletilerinizi sadece Facebook aracılığıyla değil, Twitter aracılığıyla da iletebilirsiniz. Twitter'da da @seyri ya da kordonda @seyri yazarsanız zaten doğrudan sayfamıza ulaşacaksınız. Bildirimler gelmeye başlamış sevgili Güneş. Ve Twitter'dan özellikle gelmeye başlamış. Twitter'dan ve Facebook'tan bildirimleri buradan okuyacağız. Birçok yorum da var. O yorumlara biraz sonra değineceğiz. 10 numara sohbet olacak demiş Taflan Kandemir. Ah, Taflan dostum benim. Evet, hepimizin dostu. Evet. Deniz Dağaşan şu anda Santiago de Compostela'da, İspanya'da çok önemli bir yürüyüşü gerçekleştirdi. Beni kıskandırıyor kendisi şu anda. Fakat görüyorum ellerin titriyor. Evet, çünkü çok yürümek istediğim bir rotaydı. Kendisi yürümeye başladı. Ben takip ediyorum sürekli. Her gün kıskanarak, biraz da kendime kızarak, evet, ben de yürüyeceğim, ne zaman yürüyeceğim diye. Kubilay Gümüş de selamlarını göndermiş, takip ediyoruz demiş. Deniz de aşağı diyor ki hakikaten kaçmaz, İnşallah Wi-Fi bulur dinlerim. Yürü be Güneş, yürü ablam demiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlar, siz de yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sevgili Güneş, tabii ki binlerce sevgili dostumuz bizi dinliyor. Dünyanın her yerinden dinliyoruz. Doğru, birkaç cümleyle Güneş Akdoğan'ı sen tanıtır mısın? Yani kısaca klasik eğitim hayatından sonra işte bir sürü badireler atlatıp çok alakası işlerde çalıştıktan sonra 3 sene önce askerlik dönüşüme denk geldi bu da. Sadece bir rastlantıdır. 3 sene önce 10 yıldır düşünüp planını yaptığım bir yolculuğa çıktım. Çıktıktan sonra geri dönüşü olmadı zaten. Çıkarken de öyleydi. Halen yoldayım. 3 yıldır hareket halindeyim. Yola çıkış amacım da zaten görülmeyen yerleri, bilinmeyen yerleri kendi açımdan görüp bilmekti. Senin için hep şöyle söylüyorlar, çağdaş Evliya Çelebi. Öyle söyler sağ olsunlar. O biraz da benden kaynaklanıyor çünkü Evliya Çelebi benim için dönüm noktası, örnek aldığım kişidir. Biraz da yürümemin de etkisi vardır bunda. Yürüyen, Türkiye'de çok fazla uzun mesafe yürüyen kişi yok. Evliya Çelebi'den sonra da çok fazla çıkmamış zaten. Evet. Ben yola çıkarken, yürümeye başlarken şey diyordum, hani Evliya Çelebi o kadar yolu yürümüş. Ben 21. yüzyılda yürümezsem ayıp, hani bu kadar teknoloji, bu kadar imkan, bu kadar kolaylık varken hani bunu yapmamak bence şeydir. Ben kendi açımdan ayıptır dedim. Ya ayıptır dedim, eksiktir dedim. Niye yapılmasın diye yola çıktım. Evet. O yüzden öyle bir yakıştırma yaptılar. Ben de biraz gurur duyuyorum bunu duymakla. İlk yürümeye başladığın rota hangisiydi? Uzun mesafe olarak Sırbistan'dan yani niye oradan başladığını da soracağım tabii de. Evet. Yani ilk başladığın, Türkiye'de başladığın yani. Türkiye'de çok ufaklıktan yürümeden önce bisikletle dolaşıyordum. Ben evden kaçıp işte İzmir Çeşme arası gidip geldiğim İzmir, oldu. İzmir Çeşme bisikletle. İlk uzun yol mesafe maceram odur. O da işte Üç Kuyular meydanına kadar gidiyordum her zaman Göztepe'den. Bir gün niyeyse ya dedim, buradan yol devam ediyor, tekerlekle dönüyor. Neden gideyim diye kendimi Çeşme'de buldum o sıra. Kendime de şaşırmıştım. Sonra nasıl döneceğim diye kara kara düşmüştüm. Yürüyerek dersek Ankara'da üniversite kulübünde Işık Dağı'na çıktık, Erciyes Dağı'na çıktık. Kapıdağ Yarımadası'nı baştan başa 4 arkadaş geçtik. Kapıdağ Yarımadası. Muhteşem güzel. Kapıdağ Yarımadası nerede? Söyler misin? Balıkesir'in yani Erdek. Erdek tarafından. Erdek. Evet. Yani Marmara'ya böyle bir burun şey yapar böyle. Çok hoş bir yarımadadır. Çok ilginç de bir yerdir. 4-5 tane şelalesi olan bir yerdir. Ki oradaki yerler bile çok bilmeyenler vardı, oradaki şelaleleri, gölleri. Yani sadece biz denizden biliyoruz orayı ya da ne bileyim, hani denize girmeye Erdek'e gidenler ya da işte o civara gidenler biliyorlar. Yarımadanın yukarılarına... içi muhteşem. Muhteşem. Ben hani şu an şimdiye kadar beni çok etkileyen nadir yerlerden bir tanesidir. Senin nelerden esinlendiğini, yola çıkarken ya da yola çıkmadan çok öncedir, hani çocukluğuna falan da giderek belki hani oralarda bir izler vardır. Oralarda bir izler vardır. Onları da soracağız az sonra. Bir müzik arası verelim mi sevgili dostlar? Ne dersiniz? Sevgili müzisyen arkadaşlarım. Eğer uygun değilseniz biraz sonra verelim. Peki. Ne çalıyoruz? Ne seslendireceğiz şimdi? Erol Büyükburç'un çok eskilerden, 70'lerden güzel bir şarkısı. Bir başka sevgiliyi sevemem. Peki o zaman. Sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak. Diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. O gün dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana meleğim diyeyim, diyeyim, diyeyim. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. Dudakların ne sıcak. Diyemem, diyemem, diyemem. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgiliyi sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana meleğim diyeyim, diyeyim, diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sevgili dostlar, biz dinleyenler, Twitter takipçilerimiz, Twitter kullanıcıları, Periskop'tan canlı yayın yapıyoruz. Periskop'tan canlı yayında sohbetimizi izleyebilirsiniz. Ama tabii ki şarjımızın yettiği sürece ve tabii ki internetin fırsat verdiği, el verdiği sürece. Evet sevgili Güneş Akdoğan, kimler seni etkiledi, kimlerden etkilendin yola çıkmadan önce? Bu fikir nasıl doğdu çocukluğundan itibaren, şöyle bir anlatsam. Hatırladığım en eski şöyle bir durum var. Annem tarih öğretmenidir. O yüzden evde çok ciddi edebi eserlerin yanı sıra çok fazla coğrafya kitapları, işte atlaslar, ansiklopediler vardı. Okumayı yazmadan önce ben tek hatırladığım dünya atlaslarına baktım. Kendimi bilmeye başladığım zaman, işte evde televizyon alındığı zaman, 80'lerden bahsediyoruz. Hı hı. TRT sağ olsun o zamanlar, işte tek kanal dönemi. TRT'nin yarı animasyon, yarı belgesel tarzı, işte Türkiye'yi anlattığı bir program vardı. Adını hatırlamıyorum ama arada Evliya Çelebi'nin bir animasyonu vardı. İşte Türkiye'nin farklı yerleri, Evliya Çelebi'nin gözünden anlatıyorlardı onun gittiği yerleri. Evet. Çünkü günümüzü anlatıyorlardı. O bak halen tüylerim diken diken oldu, aklıma geldi. Evet evet. O bende birazcık da çocukluk zihni herhalde. İnanılmaz derecede keşfetme isteği duyurdu. Çünkü tam televizyonda görüyorum. İşte Evliya Çelebi diye bir adam, o zaman tam olarak kim olduğunu da bilmiyorum ama birileri gitmiş oraya anlatmış. Ve o keşfettiği hikayeleri, işte o ince sosyal yapılar, karşılaştığı yerler, işte sokakların tasvirleri. Ben de şeyi uyandırdığını hatırlıyorum. Hani ben de gideyim, göreyim ama görmek yetmez, anlayayım, öğreneyim. Çünkü onu zihnime bir şekilde kazımıştım. Evet. Aynı dönemde TRT'den Sadun Boro'nun, rahmetli abimizin gazetelerden vardı. Tabii ki özellikle gazetelerden. Tabii, o zaman sanırım Milliyet'teydi galiba. Hürriyet gazetesinde. Hürriyet 1968'de Hürriyet gazetesinde tefrika olarak yayınlanmaya başlamıştı. Kısmet'in Dünya Seyahati. Evet. İşte o zaten kendisi bilmeden de olsa benim okyanus açılmama sebeptir, büyük sebeptir. Okyanusa da mı açıldın? Evet. Onu da konuşacağız. Evet, onu da konuşacağız. Bayağı... Peki okulda, yani Ankara'da yaptığın o gezilerden sonra Evliya Çelebi'ye özenip ilk çıktığında? İşte bu 10 senemi aldı. Bir hazırlık süreci. 10-15 sene sürekli, her sene yola çıkacağım diye hazırlık yaptım. Planlar yaptım. Etrafımdaki herkes beni bir hayalperest ve hayal dünyasında yaşayan bir insan olarak tanımak zorunda kaldı o dönemde. Ya olmaz senin bu işin abi ya falan. Kesinlikle zaten hani nasıl olur öyle bir şey. Ben de inatla 400 sene önce yapıldıysa, işte Kristof Kolomb bilmeden Amerika'ya gidebildiyse ben de giderim deyip biraz da delice sertlerler. Ama kendimi de hazırladım o sırada. Sadece istemek yetmiyor zaten. Evet. Ondan sonra hazırlık vesaire derken işte 2012 yılında biletimi aldım. Baktım en ucuz Belgrad'a bilet vardı. En ucuz o olduğu için mi? Evet, 1 Ocak için bilet bakmıştım. Yılbaşı çok da bilet bulunmuyor. Baktım vizesiz ülke neresi var? En ucuz bilet hangisi? Belgrad. Dedim ben oradan bir adım atayım, sonrasına bakarız diye yola çıktım. Çok da ciddi bir planım olmadan. 10 yıl plan yaptıktan sonra. 10 yıl plan yapıp çok ciddi planım olmadan diyorsun. Yani öyle, çünkü başka türlü olmayacaktı, planın sonu yoktu. Dedim ilk adım ben atayım da gerisine yolda bakarız artık. O gün bugün de 3 senedir sürekli yolda bakıyorum. Nereye gideceğim, nasıl gideceğim. Peki Belgrad'a gittin. Belgrad'a gittikten sonra sonraki adım ne oldu? Orada kış olduğu için çok fazla dışarıda vakit geçiremeyeceğimden kaynaklı sonra biraz da arkadaşlara, etraftakilere internetten. Orada bir köy evinin varlığından haberdar oldum. Bir yazar, bir abim diyeyim. İşte 38 yıldır orada bir köy evinde yaşıyor. Kendisi. Ne? Rızık edelim. Bojdar Mandić. Boşko deniyor diyoruz. Bojdar Mandić. Evet. Bu Sırbistan'da ciddi bir, yani tanınan da bir yazardır kendisi. Avantgard bir sanatçıdır, tiyatro sanatçısıdır. 38 yıldır orada yaşıyor, bir orman içindeki bir köy evinde. Gayet basit bir hayatı var. Evi de herkese açık. İsteyen 12 ay, 24 saat isteyen istediği gibi gelebiliyor, gidebiliyor. Böyle de bir yer. İşte sanat üzerine daha çok tabii aktivitelerin olduğu bir yer. Sohbetler kesinlikle var. Ama cidden çok çok basit bir hayat. Ben böyle bir yerin varlığını öğrenince dedim neden olmasın? Gideyim, hem orada gönüllü çalışırım, hani işlere yardımcı olurum, hem de bir süre kışı geçiririm diye. Şimdi biz gezginleri konuk ettiğimizde insanların ya da dinleyicilerimizin ağırlıklı olarak sorduğu şu soru var. Abi tabii parayı yapmışlar, para var, geziyorlar. Tabii. Güneş Akdoğan ne kadar paralı bir arkadaş, ne kadar paralı bir gezgin ki, ne kadar geziyor, nereleri geziyor? Güneş Akdoğan resmi olarak fakir bir adamdır bu arada. Evet, kağıt üzerinde de öyledir. Çünkü ciddi bir gelirim zaten yok. İlk yola çıkarken ne kadar vardı? Net hatırlamıyorum. 300-400 euro öyle bir şey vardı. 300-400 euro. Evet. Bu gerçek bir rakam budur. Ve bu kadar düşük bir rakamla çok uzun süre seyahat etmeye başlamak bana sorarsanız çok da akıllıca bir harekette değil. Bu bir gerçek. Ben biraz da kaçarak çıktım yola. Hani yolda başımın çaresine bakarım diye. İşte yürüyerek seyahat ettiğim için, işte yeri geldiğinde hostellerde kaldığım için ya da gönüllü çalıştığım için 2 ay, 3 ay gibi sürelerde. Onları soracağım zaten. Yani şimdi orada yaşamını nasıl geçiriyorsun? Yani nasıl yaşıyorsun? Ne bileyim, ne yer, ne içersin? Nerede kalırsın? Kaldığın yerlere, yediğin şeylere para ödemez misin? Bunların bir şeyi yok mu? Bir de cebinden çıkardığı bir kertenkele var. Kertenkelenin senin yaşamındaki anlamı nedir? Onu da konuşacağız. Bu arada şunu hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyicilerimize. Az sonra bir blogger konuğumuz olacak. Blogger konuğumuz da sevgili Pınar Karaman. Pınar Karaman da Pınar'ın seyir defteri blogspot.com.tr adresinde gezilerini ve anılarını paylaşıyor. Gezdiği yerlere dair yaşadıklarını paylaşıyor. O da çok önemli bizim için. Ben Pınar'ı da takip ettiğim arkadaşlardan birisidir. Bir Bodrum'da tanışmıştık. Az sonra ona da bağlanacağız. Şimdi ben kertenkelenin hikayesini merak ediyorum. Onu soracağım birazdan. Ayrıca merak ettiğim başka şeyler de var. Sadece benim değil, dinleyicilerimizin de sevgili dostlarımız da merak ettikleri var. Onlar da mesajlarını gönderiyorlar. Bu arada hem cep telefonuma bildirimler geliyor, hem de karşımdaki ekrana bildirimler geliyor. Az sonra o bildirimlere bakacağız. Bağlanmadan önce yine bir müzik arası verelim. Ardından sevgili blogumuza bağlanalım. Bakalım o bize neler anlatacak, neler yazmış. Tabii bu arada sevgili Güneş'in de blog sayfası var. Onu da Pınar'dan sonra tanıtalım. Arkadaş nerelerdeydin? Bunca yıl aradım seni, nerelerdeydin? Beni sorma kalbim kırık, bir gün gülmedim. Aynı hayat, aynı sevda, seni bekledim. Çok yıl oldu rastlamadık birbirimize. Gel bu akşam uzanalım geçmişimize. 3-5 kadeh canlandırır hatıraları. Belki yeniden yaşanır gençlik yılları. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle yıllarca bekledim. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi böyle rastlamadık birbirimize. Gel bu akşam uzanalım geçmişimize. 3-5 kadeh canlandırır hatıraları. Belki yeniden yaşanır gençlik yılları. Yoksa sen de mi söyle, benim gibi Kordon'da gece seyri devam ediyor. Efendim, Kordon'da gece seyri devam ediyor. Az önce bahsetmiştik. Sevgili dostumuz, bu akşamın blogger konuğu Pınar Karaman hattımızda. İyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler, hoş bulduk. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Gezginlere sorulur ya, nerelerdesiniz diye. Şu anda İstanbul'dayım. Keyifle sizi dinliyorum. Sohbetiniz de, çalınan müzikler de harika. Öncelikle çok teşekkür ediyorum davetiniz için de. Ne demek, ne demek. Merhaba, hoş geldin. Sevgili Güneş de sizi dinliyor bu arada. Merhaba Pınar, nasılsın? Geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Hoş geldin. Çok teşekkürler, sen nasılsın? İyilik, sağlık, benden de kendime geliyorum yavaş yavaş. Takip ediyorum seni. Çok sağ ol. Sevgili Pınar Karaman, dinleyicilerimiz için bilgi anlamında. Pınar Karaman bir gezgin, aynı zamanda bir blogger. Blogger tabii ki, yani biz günce yazarı diyoruz ona. Yanlış söylemiyoruz değil mi? Evet. Gezdiği, gördüğü yerleri paylaşan, yazan, bilgi vermek amaçlı ya da ne bileyim sadece paylaşmak amaçlı da olabilir. Yazan ve bunu yayınlayan kişiler. Senin blogunun adı nedir? Nereden bulabiliriz? Pınar'ın Seyir Defteri, bu birkaç sene önce oluşturulmuş ama ihmal edilmiş bir blogtu. Daha sonra cesaret topladım. Özellikle okuduğum iyi bloggerların yazılarıyla, gezdiğim yerlerde bana olan faydalarıyla dedim ki benim de birilerine belki bir faydam olur bu yazdıklarımla. Hangi bloggerlardan etkilenmiştin? Yani iş için seyahate gittiğimde, çok az vaktim olduğunda, geziye ayırdığımda mutlaka bir blogger'ın bir tavsiyesi işime yaradı. Bunlardan aklıma gelen Sevil'dir mesela. Yani çok gezen. Kim? Çok okuyan, çok gezen. Yani çok, evet, Sevil'dir ilk aklıma gelen. Sonrasında Güneş sağ olsun, Balkan gezimiz olduğunda çok yardımcı oldu. zaten bir ortak bir iletişim ağımız vardı oradan, hem kendi sitesinden. Böyle Alper keza öyle. Çelebi Alper. Evet, Çelebi Alper. Ben de sayenizde bu gezginler aleminde bayağı bir çevre edindim. Tanıdınız. Peki Pınar Karaman ne iş yapar? Ben bir özel şirkette insan kaynakları müdürü olarak çalışıyorum. Aslında işte yılda 14 gün izni olan bordrolu bir çalışanım. Bordrolu bir çalışan yılda 14 gün izni var ve gezgin. Nasıl becerebiliyorsun? Yani burada annemin bir lafı var, onu söyleyeyim. Neredeyse kabotaj bayramını bile fırsat bilip gezeceksin diyor. Böyle. Çok hoş. Böyle her fırsatı değerlendirmeye çalışıyorum. Peki bugüne kadar Türkiye'nin nerelerini gezebildin sevgili Pınar? Aslına bakarsanız bu biraz şanstı benim için. Çünkü benim babamın mesleği dolayısıyla Doğu'yu, Güneydoğu'yu görmesi şansım oldu. Daha onlarla gezmeye başladım. Türkiye'de gitmediğim birkaç yer kaldı diyeyim, merak ettiğim. Nereler? İç Anadolu'da. Mesela şu ara Sivas, Divriği ve Kemaliye, Erzincan tarafını merak ediyorum. Ama hani Karadenizli olduğum için Karadenizli, işte yaz sezonu Akdeniz ve Ege ağırlıklı tatillerimizi geçirdiğimiz yerler olduğu için oralar. Evet. Ve ağırlıklı yine geziler olduğu için İstanbul Marmara bölgesi benim gördüğüm yerler arasında. Peki senin blog sayfana girdiğimizde, Pınar'ın Seyir Defteri sayfasına girdiğimizde neler bulacağız? Aslında... Alo. Evet, ben duyabiliyorum sizi. Bir ara kesildi sevgili Pınar Karaman. Buyurun tekrar lütfen. Benim blogumda çok tek bir konuyla ilgili bilgiler değil de aslına bakarsanız seyir defterine not edebildiğim ve faydalanmasını istediğim birçok gezi yazıları olabiliyor. Bunlara İstanbul içi geziler yoğun oluyor ağırlıklı. Hı hı. İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u yaşayan bir gezgin grubu var, İstanbul Gezginleri diye. Ayda bir pazar günleri onlarla gezmeye çalışıyorum. Hı hı. İstanbul doğma büyüme olmama rağmen bilmediğim birçok yerini keşfediyorum. Ya da yolumun üzerinde bir müzeye yeni bir sergi açıldıysa mutlaka onu görüp, kışın genelde pazar günleri iyi oluyor soğuk havalarda müze gezmek. Bununla ilgili bilgileri paylaşıyorum. Yurt dışına dair hangi bilgiler var? Efendim? Yurt dışına dair hangi bilgiler var? Yurt dışında da işte gezdiğim yerlerle ilgili hem seyahatin planlanması hem gezdiğim yerlerle ilgili olan noktalar, bütçesi. Başka bloglardan farkı nedir? Seni öne çıkaran ya da o bloğu öne çıkaran bir özelliği var mı senin sayfanın? Açıkçası ben de hani çok iddialı değilim bu konuda. İyi blog yazarı olmak gibi bir derdim de olmadı. Ben sadece paylaşımda bulunayım. Hem bütçe hem konaklama hem ulaşım anlamında da kişilere yardımcı olayım diye kendi nasıl hallettim o işleri, nasıl kolaylıkla hallettim, nasıl fiyatları uygun hale getirdim, onları yazıyorum. Hani bu tür arayışlarda olanlar okuyup yararlanabilirler. Peki son olarak sevgili dinleyicilerimize ne önerirsin? Mesela önümüzde bir hafta sonu var. 13-14 Haziran 2 gün tatili olanlar nerelere gitsinler? Yaz da geldi. Evet. Aslında bu gezme işi tamamen insanın içinden geliyor. Hafta sonunu illa bir yerlere gidip keyifli geçirmek de isteyenler olabilir. Başka şeyler paylaşıp yine keyifli geçirmek de isteyenler olabilir. Evet. Benim tavsiyem mutlu oldukları ne varsa onu yapsınlar. Eğer gezmeyi seviyorlarsa, ki bizi buluşturan da buydu bu gezginlerle, sizinle de buluşturan bu oldu. Evet. Gezmeyi seviyorlarsa en yakın mesafe bile gezmek için, yeni yerler keşfetmek için, o mekanı yaşamak için harika bir fırsat olur derim. Evet. O yüzden yola çıksınlar. Peki, yola çıksınlar. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Pınar Karaman. Size de Pınar'ın Seyir Defteri sayfasına da iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz hiç kapanmasın. Hep her daim açık olsun. Gönlünüz nereye istiyorsa Hep yollar sizi oraya götürsün diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel dilekleriniz için. Ben de keyifli bir yayın olmasını diliyorum. İyi akşamlar dilerim. Güneş de bir şey söyleyecek. Pınar, yolun hep açık olsun. Ufacık bir şey söyleyeceğim. Bloğuna hassasiyet gösterdiğini biliyorum. Gayet iddialı ol. Yazabildiğin kadar yaz. Okumaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bu desteği senden almak benim için çok büyük bir onur. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Pınar Karaman'a iyi geceler diliyoruz. Pınar Karaman okumak istiyorsanız, Pınar Karaman'ın yazdıklarını merak ediyorsanız Pınar'ın seyir defteri blogspot.com.tr, lütfen oraya girin ve oradan Pınar neler paylaşıyor, Pınar'ın paylaştıklarından biz nasıl yararlanırız merak ediyorsanız Pınar'ın seyir defteri sizi bekliyor sevgili dostlar. Yine bir müzik aramız var. Sonra sohbete devam edeceğiz. Aynen. Başka da telefon bağlantımız yok bu akşam. Evet. Kitap editörümüz biraz rahatsız. Bu akşam bağlanamayacağını söyledi. O yüzden de program bundan sonrası tamamen Güneş Akdoğan. Harika. Azerbaycan'a gittin mi? Henüz gidemedim ama 1-2 sene içinde o taraflara bir planım var, ciddi bir planım var. O zaman belki bu şarkı seni tetikler, daha da çabuk gidersin. Kesin. Peki. Senin esirin, kalbim senindir yar, kalbim senindir. İnsaf eyle, hoş sözüne beni geldindir yar, beni geldindir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Vallahi kız, bu güzellik senede kalmaz. Yalgızam, yalgız, yalgızam, yalgız. Güzellik senede kalmaz. Dağlar başı dumandır, aman Allah yar, gene dumandır. Ayrılığın ölümden mene yamandır yar, mene yamandır. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Gelir bir gün bu güzellik senede kalmaz. Yalgızam, yalgız, yalgızam, yalgız. Gel beni möhnete uğra, sanan vefa. İşte bu naz gelir bir gün, bu güzellik senede kalmaz. Söyle nedir bu edalar, bu işte bu naz. Vallahi gıt bu güzellik senede kalmaz. Muhteşemdiniz, muhteşemdiniz. Benim kulaklığım çok açıktı, ondan böyle öttü. Olur, benim hatam, sevgili teknik yönetmenimin bir hatası yok. Evet, nasıldı, beğendin mi Güneş? Harika. Değil mi? Muhteşem. Çok muhteşem şarkılar. Evet, Zehra Hatun Umutkan. Şimdi bu arada onun sesi tabii ki muhteşem ve Bengü Avustralya'dan bize yazmış. Öyle mi? Avustralya'dan. Şu anda sabah 5 saat, o da evet, her hafta bu saatte kalkıp bizi dinliyor. Evet, Bengü diyor ki kendi güzel sesi güzel arkadaşım ve gece seyri programıyla dünya gezginleri başladı. Harika. Canım benim, ne güzel. Dünyanın bir ucuna ulaştık. Evet, sesimizin inanılmaz ulaştığı yerler inanılmaz, gerçekten de çok hoş. Bizim birçok yerden dinleyicimiz var. Mesela bazı dinleyicilerimizin soruları var. Hemen iletmek istiyorum, sormak istiyorum. Adem Poyraz demiş ki, Sayın Güneş Akdoğan, hangi üniversite mezunusunuz ve ne okudunuz? Biraz bahseder misiniz? Demiş. Bu soruyu ufakça düzelteceğim. Hangi üniversiteleri okudum ve hangisinden mezun olmadım diye düzelteceğim. Bir daha söyler misin? Hangi üniversiteleri okudum, üniversitelerde bulundum ve hangilerinden mezun olmadım diye. 10 yılda 4 üniversitem oldu. Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimlik Fakültesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği, Uzaktan Eğitim Kazakistan Üniversitesi Mekatronik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği. Hiçbirini bitirmedim. Lise mezunuyum. Profesyonel öğrencilik yaptım. Öğrencilikten emekli olmayı ümit ettim ama olmadı. Ama gezgin oldu biliyorsun. Evet. Peki, şimdi kertenkele çok önemli bir simge senin yaşamında. Seni tanıyan tüm gezgin arkadaşların da biliyorlar. Evet. Kertenkele nedir abi? Onu söyler misin? Benim şu an yanımda bulunan bu peluş kertenkelem, dinleyenler için bahsedeyim. Siyah üzerine sarı benekli. Türk kelesi olarak bilinir bu. Türk kelesi. Evet. Bu Anadolu'da çok görünen ve çok faydalı bir canlıdır. Bununla ilgili kampanyalar da vardır. Bu sene özellikle arttı. Korunması gereken ve börtü böcekleri temizleyen çok şirin bir yaratıktır bu. Yani doğada özellikle çiftçilerin ürünlerine zarar veren diğer canlılarını temizleyen bir doğal canlı. Evet. Doğal ne diyelim? Bir güzel zirai ilaç değil mi? Hayır, kesinlikle değil. Artık kertenkeleler, genel olarak kertenkele familyası benim yine çocukluğumdan beri travmalarıma eşlik eden bir canlıdır. Çünkü evde selemenderler olur, sürekli dolaşırlar. Yol kenarlarında sürekli bulunurlar. Küçük küçük kertenkeleler. Evet, küçük küçük işte boy boy çeşit çeşit ve onlar sürekli yol kenarındadır. Benim Facebook'ta orada burada işte kertenkele yolda dememin sebebi budur. Bu kendime değil aslında, bu canlıya biraz göndermedir. Çünkü eğer yoldaysanız kertenkeleleri görürsünüz. Kertenkeleleri görüyorsanız yoldasınız demektir. Muhteşem. Peki senin sayfanın adı ne? Web sayfam drummerlizard.com ama daha kolay bulmak için Google amcaya adım seyahat yazarsınız. Güneş Akdoğan yazarsınız. Lizard ne demek? Lizard. Lizard kertenkele İngilizce. Lizard on the road. Evet. Lizard on the road. Evet. O çok eskiden açtığım bir hesap olduğu için o zaman internetin Türkiye'de daha yaygınlaştığı zaman o yüzden İngilizce kaldı. Üstüme de yapıştı. Zeki Başoğlu Zonguldak Gökçebe'den ulaşmış. O da selamlarını, sevgilerini göndermiş. Cengiz Han Demirbaş Erzurum'dan selamlar olsun, iyi yayınlar demiş. Adem Poyraz az önce demiş ki, hani sormuştu ya hangi üniversite diye. Demiş ki iyi yayınlar, hoş geldiniz, uyumak yok, sizi dinleyeceğim demiş. Teşekkürler, uykusuna biraz. Soner Gürkan Yücel. Soner abimiz. Evet, Soner abimiz Ordu'dan. Evet. Tabii ki o da sıkı bir kampçı. O felaket. Sıkı bir kampçı, sıkı bir doğa dostu. İyi geceler, iyi yayınlar, başarılı seyahatler gerçekleştiren arkadaşımız Güneş Akdoğan'a ve stüdyoya hoş sohbetler dilerim. Programı ilgiyle dinlemekteyiz. Bizler de keyifli arkadaşlarla dinlemekteyiz demiş. Keyifli yayınlar dilemiş. Ordu'dan herkese sesimizin ulaştığı yerlere selamlar iletmiş. Adem Poyraz da bu noktada nereden yazdığını belirtmiş. Rize'den bize ulaşıyormuş. Rize'den. Çok güzel. Biz de Rize'ye selamlarımızı iletelim. Şimdi yine yorumlar var. Demet Hatipoğlu, Sadun Boro'yu rahmetle anıyorum demiş. Eserleri, dünya görüşü ve yaşam tarzı bizlere mirasıdır. Programımız çok hoş, teşekkürler demiş. Biz size teşekkür ediyoruz efendim dinlediğiniz için. Şimdi şöyle bir şey var. Sadun Boro'nun bir emaneti var bize. Diyor ki bu Gökova kıyıları, özellikle Gökova derken hani o bir simge, tüm kıyılar, tüm denizel yaşam yerleri sadece bizim değil, tüm doğanın. Orada yaşayan tüm canlılara saygılı olmak zorundayız. Ve bu doğa bizim değil, bizden sonraki nesillerin, onlara tertemiz bir doğa bırakmalıyız. Ne olur geldiğinizde nasıl bulduysanız, hani pis bulduysanız temizleyin ama siz kirletmeyin, tertemiz bırakın gidin diye öğütleri var. Biz de çevreye, doğaya, denize saygımızı hiç eksiltmeden sürdüreceğiz. Güneş Akdoğan ve doğa. Evet, Güneş Akdoğan'ın hayatının yarısından fazlası İşte betonların ve asfaltın olmadığı yerlerde geçiyor. Ufaklığından beri öyledir. Hatta mahallede oynarken bile nerede bir Keltepe, yeşillikli bir yer varsa oralara kaçardım. Bu üniversitede dağcılık eğitimi almama sebep oldu. Hı hı. Bu işi tekniğiyle, işte olması gerektiği gibi bilgisiyle pekiştirdim. Ve bu ekstradan kendime özgüvene de sebep oldu tabii ki de. Hı hı. Zaten bir kere doğanın o oksijenini, yeşilliğin güzelliğini, işte etraftaki canlıların keyfini, samimiyetini, onu bir kere yaşamaya başlayınca zaten insanda, ben sanmıyorum ki hiçbir insan ona bir daha reddetsin ya da uzak durmaya çalışsın. Ben hep şey derim, doğayı sevmeyen insan yoktur, henüz tanımamış insan vardır bence. Henüz tanımamış kesinlikle insan vardır. Yani doğayı tanımayan insan var mı ya? Var. Maalesef çok var. Ama eninde sonunda tanışılır. O konuda bir... Doğa kendini tanıtır ama değil mi? Kesinlikle eninde sonunda karşınıza bir yerden bir şekilde çıkar. Evet. Peki Sırbistan'a gittiğinde Sırbistan'dan yola çıkıp ilk nereye gittin? Sırbistan'da kışı geçirdikten sonra aslında fikrim Arnavutluk'ta bir arkadaşımın yanına gitmekti. O sırada tanıştığım bir yol arkadaşım oldu Sandri'nin. Onunla birlikte dedim ki ben hadi gidelim Arnavutluğa. O da Fransa'dan Sırbistan'a yürüyerek gelmişti. Yürüyerek gidersek Sırbistan'a yürüyerek gelmiş. Evet. Yürüyerek gidersek olur dedi. Yürüme fikri zaten bende ezelden beri vardır. Uzak mesafe yürüme fikri ilk o zaman oluştu. İlk o zaman evet dedim, tamam bu yapılır. Bir de bir yol arkadaşı bulunca mı daha rahat hareket edebiliyorsun ya da daha rahat karar verebiliyorsun? O zaman için öyleydi. Çünkü ilk defa hiç bilmediğim bir coğrafyadayım. Uzun mesafeyi daha önce o kadar uzun mesafe tanımadığım coğrafyada yürümemiştim. Hı hı. O biraz hani ilk adım atmamda yardımcı oldu diyebilirim. Oradan da yola çıkıp Sırbistan'dan Üsküp'e kadar Makedonya'ya. Evet, Makedonya Üsküp'e kadar 5 ülke 1000 kilometre 5 ay hiç araç kullanmadan yürüdük. Hiç araç kullanmadan. Hiç. Bir daha söyler misin? 5 ay 1000 kilometre ve 5 ülke geçtik. Hiç araç kullanmadım. Nasıl bir şeydir bu güneş? Harika bir şey. İnanmıyorum. Yavaş. Çok can sıkıcı bir yandan. Hani bu gerçek. Aşırı can sıkıcı, çok yavaş ama muhteşem. Ne kattı sana? Sabır. Öncelikle sabır. Yani sabrım önceden evet vardı, öyleydi böyle ama yani gerçekten sabrın ne demek olduğunu ben o yolda öğrendim. Çünkü gün geliyor karşınızda bir dağ görüyorsunuz mesela. Oraya ulaşmak 5 gün sürüyor, bir hafta sürüyor ve bir hafta boyunca aynı dağı, aynı yerde görüyorsun. Aynı manzarayı görerek ona doğru yürüyorsun. Evet. Arkaya geri dönmek gibi bir şansınız yok. Karşınıza ne gelirse onu kabullenmek zorundasınız. Bana seçim yapmayı öğretti. Seçim yapmanın ne demek olduğunu öğretti. Yaptığın seçimlerden pişman olmamayı öğretti belki. Kesinlikle. Daha doğrusu seçim yaparken vazgeçmeyi öğretti bir yandan da. Vazgeçmeyi. Evet. O nedir asıl vazgeçmek? Yolda şöyle ki düşünün, önünüzde bir patika var. İkiye ayrılıyor sağ ve sol olarak. Birinden birini seçmek zorundasınız ve sağ tarafı seçerseniz sol taraftan vazgeçmiş oluyorsunuz. Ve gittiğiniz yol hangisi ise vazgeçtiğiniz yolun nasıl olduğunu asla öğrenemiyorsunuz. Oraya dönüp bakma şansınız yok. Evet. O yüzden seçtiğinizin iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı olduğunu asla karşılaştırma gibi şansınız da yok. Bu normal hayatta da geçerli. Seçtiğiniz iş, meslek, üniversite, eş, araba, aklınıza ne geliyorsa bir şey seçtiğiniz anda elinizdeki odur, imkan dahilinde neyse onun en iyi şekilde karşılığını almanız gerekiyor ya da en iyi şekilde ona sarılmanız lazım ya da zorluk varsa hangi yolsa seçtiğiniz yol, o yolu sıkıca tutmanız lazım. Kesinlikle onu kabullenmek lazım. Ah vah demek ya da keşke ben şunu yapsaydım, keşke şöyle falan. Çünkü seçmediğiniz her şey artık Şimdi yürümek çok ilginç bir şey. Aslında tıbbi olarak da bakmak lazım konuya. Tıbbi olarak derken hani metabolizmanız buna nasıl izin veriyor? Kaslarınız buna alışık mı? Hangi gıdaları tüketirseniz daha iyi kalori ya da daha iyi enerji sağlar? Bunlarla ilgili bir eğitim ya da bir şey aldınız mı? Üniversitede dağcılık kulübünde bunlarla ilgili ciddi eğitim aldık. O zamanki kulüpte hem teorik hem pratik. İşte beslenme, acil durumlarda ilk yardım, ondan sonra bir sırt çantası var değil mi? 20 kilo. Ne? 20 kilo. 20 ev, kilo. Evet. Benim evim, hani herkesin evi birkaç ton yapıyor da 20 kilo çok da fazla bir şey değil. Fiziksel zorluğu var 20 kilo taşımanın ama bir hafta 10 gün biraz ağlaştırıyor omuz ağrısı, bacak ağrısı. Sonra o geçiyor. O geçtikten sonra psikolojik zorluklar başlıyor. O hiçbir zaman geçmiyor. Nedir psikolojik zorluklar? Birincisi nereye gittiğinizi bilmiyorsunuz. Yani neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. İkincisi sabah uyandıktan sonra akşam nerede uyuyacaksınız bilmiyorsunuz. Akşam yatacağınız yer, çadır genelde kuruyorduk. Yatacağınız yer yokuş aşağı mı, yokuş yukarı mı? Başınız mı aşağıda olacak, ayaklarınıza mı kan toplanacak? Bunun kararı çok önemli. Tabii ki de. Ya da düz zemin mi, ki düz zemin bulmak zor. Genelde serttir, taş, topraktır. Etrafta bir hayvan var mı? Coğrafyayı tanımıyorsunuz. Coğrafya bilmiyorsunuz. İnsanları tanımıyorsunuz. Dil bilmiyorsunuz. İnsanların size yaklaşımı nasıldı? Hani ne bileyim, kapısını çaldığınız insanlar hoş geldin diye kucak açarak mı karşıladılar? Muhteşemdi. O konuda şöyle bir mottom oluştu. Dünyanın %95'i iyi insanlardan oluşuyor gerçekten. Bir daha söyler misin? Dünyanın %95'i iyi insanlardan oluşuyor. Hayır, bence dünyanın %99'u iyi insanlardan. 99'u diyebiliriz. Ya da dünyanın %100'ü iyi insanlardan oluşuyor. Bazıları ne kadar iyi olduklarının farkında değiller. O da mümkündür. O da mümkündür. Böyle söyleyelim bence. Evet, o da mümkündür. Şöyle de söyledim ben yolda. Evet, şöyle de söyledim ben yolda. Ben iyi davrandığım sürece herkes bana iyi davranıyordu. O yüzden ben kendimde o iyiliği yaratmaya çalışıyorum. Ama o çok doğru bir şey. Yani sadece yolda olmak değil. Yani bugün sokağa çıkın ya da evinizde bile eşinize, çocuğunuza güler yüzle baktığınızda hemen karşınıza bir tebessüm oluşuyor. Kesinlikle. Evet, tebessümdür değil mi? Kesinlikle. Sevgili Zehra Hatun da, ben ona öyle bakınca o da bir anda tebessüm yaptı. Onu zaten hep yüzü gülüyor. Sevgili Güneş'le sohbetimizi sürdüreceğiz sevgili dostlar. Yeni güne 4 dakika kaldı. Bakın saati de görelim. 23.56.05 oldu. Bir müzik arası verelim. Bir soluklanalım. Ardından sevgili Güneş Akdoğan'la adım adım seyahat nasıl oluyor? İşin mi yok be kardeşim diyeceğiz. Kordon'da gece seyrindeyiz. Evet efendim, yeni günün ilk 7 dakikası geride kaldı. Biz 9 Haziran'da başlamıştık yayına, 10 Haziran'a girdik artık. Senin için takvim kavramı var mı sevgili Güneş Akdoğan? Şöyle var, yolda bana her gün pazar. Çok güzel. Oluyor. Ya geçen... sen değil de sevgili Taflan paylaşmıştı. Taflan Kandemir paylaşmıştı. Pazartesi sendromu yaşayanlar için demişti ki doğada pazartesi yoktur. Yok, kesinlikle öyle. Hatta doğada gün yok. Sadece gün doğumu ve gün batımı var. Işık ve karanlık var. Bu kadar değil mi? O kadar. Hani ışık ve karanlık arasındaki ya da gün doğum gün batımı arasındaki zamanla gün diyorsunuz. İşte gün doğana kadarki zamanda uyku saati, o kadar aslında. İşte araya bölüyorsunuz. Yemek, dinlenme, aktivite. Gün dediğimiz şey bu. Evet, yani o günün adının salı olması, çarşamba olması ya da ne bileyim cuma olması, pazar olmasının hiç önemi yok. Hiç, ya da bugün ayın 27'si, bugün ayın 5'i, bugün aylardan Haziran, bugün aylardan Ocak. Yani hiçbir önemi yok. Hatta çok uzun süre yolda olunca yıllar falan da kaçıyor. Ben özellikle ciddi düşünmek zorunda kalıyorum. Hani 2012'deydi, hangi yıldayız, kaç sene oldu vesaire falan. Bu kadar tabii diyorsun. Tabii o kadar yani. Ben çok bazen evrak falan doldururken de işte vize işleri için çok yanlış tarih attım, yanlış yıl attım olmuştur yani. Oluyor. Hani zaman yolculuğundaki gibi, hani böyle bir süre mumyalanıp donup kalırsın, ondan sonra bir uyanırsın. Evet. Sen hala kendini o yaşadığın yılda zannedersin ama aradan uzun yıllar geçmiştir gibi, öyle bir şey. Tabii. Şimdi bakın, Şeref Aldemir bize ulaşmış. Kongo'dan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kinshasa'dan. Diyor ki, kaç haftadır beraberiz. Sürekli dinleyicimiz sevgili Şeref Aldemir, ne olacak bu işin sonu demiş. Mesela ben Kongo'dan direkt yollara düşerek dönecek gibiyim memlekete. Sevgili Güneş Akdoğan, Atlantik Okyanusu'nun tadını çıkarmış, okumuş sayfanızı. Ben de Afrika kıyılarından yaşadım. Bekleriz buralara da Akdoğan'ı. Selamlar, sevgiler demiş. Afrika'ya çok istiyorum gitmek. Özellikle kedi fotoğrafı çekmek için. Kedi fotoğrafı? Evet. Kedi büyük, derken? Büyük kediler. Aha. İşte aslanı, kaplanı, çitası, puması, hangisi denk gelirse. Hı-hı. O benim içimde kalmış bir şey. Gideceğim, gideceğim de birkaç senesi var. Yani iyice bir fotoğraf anlamında kendimi hazırlayıp öyle gitmek istiyorum. Evet, fotoğraf çok önemli. Gerçekten onları paylaşmak lazım. Adem Poyraz yine selam göndermiş. Ahmet Yasin Güler diyor ki doğa konuşuluyorsa tam destek. Okul bırakma olayını bilmiyordum. Bir ortak nokta daha varmış. İyi yayınlar demiş. Tabii yani bu şey bir örnek olmasın. Hani siz de okul bırakın anlamında bir mesajımız yok asla. Ben onu hep okullarda özellikle konuşmacı olarak katılıyorsun değil mi üniversitelerde? Evet, yani çağıranlar olduğu zaman gidiyorum. Orada da söylüyorum. Aslında ben doğru bir örnek kesinlikle teşkil etmiyorum. Ama şunu ortaya koymak istiyorum. Yani ben bu şartlarda bu şekilde istediğimi başarabildiysem, hani siz neler yaparsınız? Siz haydi yaparsınız. Evet, neler yaparsınız? O konuda hani gücünüz yerinde olsun. Hatta benim büyük eksimdir üniversite mezunu olmamış olmam. Ama meslek, yaptığım meslekler diplomalı meslek olmadığı için o konuda bir mesleklerle uğraşmıştım. Asıl benim işim yazılım. Proje yöneticiliği yaptım yazılım firmasında. Veri tabanı tasarımı ve web yöneticiliği. Bunlar diplomaya değil, işte işe bakan meslek olduğu için o yüzden diploma ihtiyacım çok olmadı. Fakat ama bunu bir meziyet gibi bir şey gibi bir maharet gibi söylemiyorum. Hiç de değil. Ben onu hani o eksiklik benim, olarak söylüyorum. O benim beceremediğim bir şey. Hı-hı. Başaramadığım bir şey. Başarabilseydim çok da güzel bilim adamı olmayı da istiyordum. Peki doğada gerçekten. Kaç üniversite bitirdin sevgili Güneş Akdoğan? Doğada herhalde çok gezdiğim zirveler, dağlar, tepeler kadar. Kaç zirve yaptın? Çok. O da çok. Hani sayı bilmiyorum ama hani en azından Sırbistan'dan Makedonya'ya kadar sürekli dağlardan yolum gitti. Ana yollardan mı yürüyorsun? Yürürken? Yok. Ana yollar en tehlikelisi yürümek için. Kesinlikle en tehlikelisi, en sıkıcısı ve en berbatı. Kamyonlar özellikle tehlike. Ufacık bir istatistik gerçekten bahsedeyim. Buyurun. Yürüyerek seyahatler arasındaki en ölüm tehlikesi en yüksek seyahat şekli. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Böyle bir garip bir durum var ama bunun sebebi de işte ana yolların çok tehlikeli olması. Ana yolları kullandığı için o yürüyenlerin. Evet, yani ana yollar çok tehlikeli. İşte dağa, tepeye çıktığınız zaman doğanın tehlikeleri işin içine geliyor. Ama benim için şöyledir. Haritayı açarım. A noktasından B noktasına ne kadar ufak ya da olmayan yol varsa rotamı ona göre çizerim. Köy yolları, patikalar. Evet, köy, patika, hatta mümkünse orman, olmayan yollar. Şimdi diyor ki canavar ölü velosiped adını canavar yazmamış. Evet, Enes bizim sevgili Enes tabii. Enes de bağlanmış. Enes diyor ki o Güneş Kökçü dükkanına dönmüşsün, iyi yayınlar demiş. Selamlar göndermiş. Şimdi tabii ki birçok kişinin merak ettiği şey var. Başınıza gelen tatsız olaylar var mı? Bu kadar Adem Poyraz sormuş. Bu kadar yolculuk arasında karşınıza çıkan en zor durumlardan biraz bahseder misiniz? Mesela keşke yapmasaydım dediğiniz oldu mu demiş. Benim hayatımda keşke lafı hiç yer bulamıyor kendisine. Çünkü yani kötü bir tabir belki ama ben ne yaptıysam doğru ya da yanlış, hatalı ya da hatasız ben karar verdim, ben yaptım. Her türlü sonucuna da ben karar verdim. Evet, sebep benim, sonucu da bana aittir. O yüzden keşke diye bir şeyim yok. Ve yine yolda özellikle yürüyerek seyahatte öğrendiğim bir şey var. Başıma gelen kötü bir şey olduktan hemen sonra çok rahat ve çok güzel bir şeyler oluyor. Bu niye oluyor bilmiyorum. Ama bu hep oluyor. O yüzden yolda cidden... Doğanın dengesi. Evet. Ne kadar siyah varsa o kadar beyaz var. Ne kadar olumsuz varsa o kadar olumlu var. Kesinlikle. Ne kadar senin yolunu kesen şey varsa o kadar da yolunu açan şey var. Kesinlikle. Hatta bu konuda Sarıkeçili yörüklerinin bir kendi atasözleri vardır. Yürüdüğün yolda nasıl derler? Yürüdüğün yolda sorunlar yaşamıyorsan ya da sıkıntılar yaşamıyorsan doğru yolda değilsin derler. Ha. Yürüdüğün yol kolaysa doğru yolda değilsin derler. O yol değildir derler. Evet. Şimdi ben çok ilginç. Yörük sözcüğü nereden geliyor biliyor musun? Yörük yürümekten gelir. Benim bildiğim. Çok ilginç. Ben bir yörük aşiretiyle o aşiretin lideriyle sohbet ettiğimde ona sordum. Ne dedi biliyor musun? Yürüyen Türk. Evet, yürüyen Türk. Yürük. Evet, çok hoş. Evet. Yörük nedir dedim? Yörük kime denir? Yürüyen Türkiye, yörük denir. Kesinlikle. Evet, gerçekten. Sen de bir yörüksün aslında. Evet, aslında benim aile tarafında da, dedemler tarafında da bir yörüklük var. İzmir'in Ödemiş'inden, Bilgi tarafında, onlarda, Efeler'den. Zaten bu aileden de gelen bir şey. Annem özellikle şeydir, evde mesela 4 gün 5 gün oturayım, kızmaya başlar. Ciddi misin? Evde oturma, dört duvarası, ne yapıyorsun? Çık, ne biçim bir anneymiş o? Anneler hep ister ya oğulları ya da çocukları hep dizinin dibinde olsun diye. O zamanda 17 yaşında öğretmenliğe başlayıp işte Çukurova'nın köyüne gidip orada... Anadolu'nun birçok yerinde öğretmenlik yapmış ve çocuklara aydınlık taşımış bir öğretmen. Öyledir. Buradan biz ona saygılarımızı iletelim. Dinliyor mu yayını? Dinliyordur büyük ihtimalle. İnternetten dinleyecekti. Adı neydi annenin? Fatma. Fatma Akdoğan. Evet. Fatma Akdoğan, buradan biz size saygılarımızı sunuyoruz. Nefis bir evlat yetiştirmişsiniz. Ellerinizden öperiz. Nice yetiştirdiğiniz evlatlar gibi, binlerce evlat gibi Güneş Akdoğan da ismi gibi parlıyor. Çok teşekkürler. Erkut Özen demiş ki, sevgili Erkut'u da Keşfet TV'yi de konuk etmiştim. Güneş o uzun yolculuktayken adım adım takip edenlerden biriydim. Öylesine ki birkaç gün sosyal medyadan haber alamadığımda merak bile etmişliğim vardır. Ancak söylemek istediğim şu, o uzun yolculuğa dayanmak için çelik gibi sinirler gerektiğini çok iyi biliyorum. Ama Güneş'in o dönemde keyfi, mutluluğu yüzüne de vuruyordu. Yol hali de bu olsa gerek. Bu çok doğru bir şey. Hani ve demiş ki selamlar, yolları açık ola demiş. Çok sağ olsun. Gerçekten yolda bana hiç olmadık yerlerde çok cesaret veren, işte moral veren bir abimdi kendisi, çok sağ olsun. Şöyle bir gerçek var. Hareket ederken yolda dinamik bir şekilde hareket ediyorsunuz. Oksijen alıyorsunuz. İşte yer değiştiriyorsunuz. Başınıza türlü şeyler geliyor. Bu kötü bir şey de gelse başınıza, bu size pozitif yansıyor. Bu insanı bir canlı tutuyor. Ve o tempoya alışınca, özellikle yürüyerek seyahatte işte belli bir tempo, 4 km/saat. O tempoya alışınca kan dolaşımınız ona göre belli bir tempoda hareket ediyor. Kalp atımınız ona göre belli bir tempoyu yakalıyor. O biraz da müzik gibi. Evet, biraz da müziğin ritmi gibi bir şeydir o. Bütün o ritim ve etrafınızdaki değişim de ona uygun aslında. Hani kalbinizin atım ritmiyle etrafınızdaki değişim ya da gördüğünüz görüntülerin değişmesi de aynı ritimde. Çok yavaş, çok uyumlu. O uyumu yakalayınca ya inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir keyif. Sağlığın nasıl? Sağlığım şöyle, kronik bronşitim var aslında. Yanında bir de taşikardim ve aritmim de var. Hızlı atan ve aksak ritimde atan bir kalbim de var. Ama yürürken hiçbir sorunum olmuyor. Bu hatta ekstra yardımcı da oluyor bana. Seyahatteyken hele hiç hasta olmuyorum. Bu ilginç bir detaydır. Annen seviniyordur bu işe. Evet, kesinlikle seviniyordur. Çünkü bütün çocukluğum, gençliğim böyle ateşler, havalelerle geçti benim. O konuda İyiyimdir aslında kendime. Tecrübeliyim. Tabii 40 dereceye kadar idare ederim kendimi. Sıkıntı yok, ama işte seyahatte yoldan çıkmışsınız, bilmediğiniz bir yerdesiniz. Vücut onu nasıl becerir bilmiyorum ama herhalde psikolojik olsa gerek. Hani immün sistem çok ciddi sağlam duruyor. Hasta olmamayı sağlıyor. Yani yolda yasak zaten hasta olmak. Bak bir soru gelmiş sevgili Güneş. Toğrul Tahirzade diyor ki selamlar, ben Azerbaycan'dan izleyiciniz. Güneş'e sormak istiyorum. Gezisini ne zamana kadar devam ettirecek ve bundan sonraki yolculuk nereye demiş? Bu aslında bir yandan güzel soru. Ben de şöyle sorayım, soruya soruyla karşılık vereyim. Hayatımızı nereye kadar devam ettireceğiz? Bu benim için aynı anlama geliyor. Hayat, çünkü yolculuk eşittir hayat benim için. Yolda yaşayan bir insanım. Hareket ediyorum. Yolculuk sadece şey de değil. Hani bir yere gittim geldim, yolculuk bitti diye bir şey yok. Her gün, her zaman yolculuk yapıyoruz aslında. Bu nefesi aldığımız sürece yolculuk devam ediyor. Kesinlikle. Biz Sadır abimizi de yeni bir yola uğurladık diye başladık zaten. Yolculuk her daim. Kesinlikle. Yaşamın kendisi. Tabii, yani dinamizm, hareket etmek. Hareket etmektir basitçe. A noktasından B noktasından hareket etmek. Şimdi Tufan Uysal adlı dinleyicimiz bize ulaşmış. Diyor ki iyi yayınlar, sohbet inanılmaz hoş. Bize bu hoş sohbeti yaşattığınız için çok teşekkürler. Bu arada şarkı seçimleriniz tek kelimeyle harika. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Güneş Bey, gezginler gezebilmek için nasıl bir tasarruf yapmalı? Detaylı olarak yazarsanız çok mutlu olurum demiş. Bir gezgin çift onlarda. Sema Tufan Seyahatnamesi adlı seyahatnameleri var. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Evet, haberleşmiştik. Öyle mi? Yabancı gelme ismi. İsimlerle problemim var. çok fazla hafızamda tutmuyorum ama ya hiç yabancı gelmiyor. Evet. Yani nasıl bir tasarruf yapmalı? Daha geçen birkaç hafta önce ben blogda yazdım bir detaylı uzunca bir yazı. Çok fazla yöntem var tasarruf yapmanın. İşte evdeki ampulleri uygun ufak ledlerle değiştirmekten tutun, evdeki televizyonu çöpe atmak gibi. Çöpe atmak mı? Kesinlikle en güzel hareket o. Çünkü bir, elektrik tasarrufuna sebep olur. İki, vaktinizi kendinize daha çok harcarsınız. Evet. Üç, kendinize vakit ayırdığınız için daha çok düşünürsünüz, daha çok plan yaparsınız, daha çok etkili hareketlerde bulunursunuz. İşte evdeki ne bileyim rezervuarların içine 1 litre su koymak gibi su giderinizi azaltırsınız. Daha ufak eve çıkarsınız. 100 metrekare değil de 30 metrekare hatta yaşamayı öğrenirsiniz. Dünyada herkes ufak evlerde yaşıyor aslında. 40 metrekare yaşayan aileler var. Bizde galiba öyle bir şey var. Senin ev kaç metrekare Füsun? Allah aşkına söyler misin? Söyle. Ben kimseye söylemeyeceğim. Kaç? Yazıyor. 130 metrekare. Şimdi 130 metrekare ev. Bir de yetmiyor değil mi? Yetmez. Ya ben 136 metrekare evde yaşıyorum. Yetmiyor. Yetmez. Neyime yetmiyor? Geçen gün bir düşündüm. Evde uğramadığım odalar var. Doğrudur. Pasaportla giriliyor artık. Doğru. Yani Güneş'in dediği çok doğru. Gerçekten minimal düşünmek lazım. Küçülmek lazım biraz. Kesinlikle ve yani şunu kafaya takmak lazım. Ben bir tek şeye inanmıyorum. Bir şey çok isterseniz olur. Hayır. Bir şey çok istemekle olmaz. O konu üzerine kafa yorup hatta kafaya takıp mümkünse obsesyon yaratacaksınız zaten. Yani takıntı yapıp onun üzerine çalışmak lazım. Vakit harcamak, enerji harcamak lazım ve cidden bir şeylerin farkına varmak lazım. İşte en basitten dinleyenler şunu düşünsün. Kaç tane ayakkabıları var, kaç tane ayakkabı ihtiyaçları var? Kaç ayakkabın var hemen soruyorum. Benim bir tane bu var. Ayağımdaki. Her zaman bir tane ayakkabım var ve kaliteli ayakkabı alıyorum. Yalan değil bu. Çok ciddi güzel bir markadır. Evet. Ama ben bunu aldığımda 2 sene 3 sene kullanacağımı biliyorum. O yüzden de aylık masrafı bana çok ucuza geliyor. Yani bu paralanınca, parçalanınca yeni bir ayakkabı alıyorsun. Kesinlikle. Yani gerçekten ihtiyacım olunca. Gardırobunda ya da işte ayakkabı dolabında 8 tane, 10 tane, 20 tane çift ayakkabı yok. Hayır. Mesela yeni kaç tane ayakkabım var? Bir sayısını bilmiyor. Normal. Şimdi ben Hatun'a soracağım. Evet. Buyur. Zehra Hatun Umutkan. Kaç çift ayakkabınız var? Hay Allah, çok fena tosladık şimdi. Yani 4'ten aşağı değil. 4'ten mi? 44 mü 4? Yok yok. Hadi. Ben çok yakınım. Güneş Bey'e çok yakınım. Ben emekliliğimde inşallah ev hayali yerine bir küçük bir karavan ya da böyle minibüs gibi bir şeye bütün hayatımı sığdırıp hayatımı orada geçirmeyi düşünüyorum. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. İnşallah. Bakın Tufan Uysal diyor ki ben bu arada Marmaris'ten yazıyorum. Ve Sadun Boro'nun yolundan ilerliyorum. Sevgiler demiş. Biz de buradan sevgiler gönderiyoruz. O da gezdiği yerleri yazmış. Rodos, Mısır, Dubrovnik, Korkulu Adası, Korfu falan gibi. Korfu çok güzel. Yani. Evet, evet. Bunları yazmış. Çok teşekkür ediyorum bu Torul Tahirzade de Azerbaycan'dan iletisini okuduğumuz için teşekkür mesajını iletmiş. Evet, şimdi sevgili dostlar, Güneş Akdoğan adım adım dolaşıyor dünyayı, yürüyerek dolaşıyor. Hatta zaman zaman otostop yapıyor. Zaman zaman da otostopu şimdiye kadar sadece tekneye çektim. Tekne stop yapıyor. Evet. Bakın ben bu terimi duymak istiyordum kendisinden. Tekne stop. Tekne stop. Tekne stop çekerek okyanus açmış adam ya. Evet. Evet. Bülent Okan, sen orada ut stop çekiyorsun. Hiçbir şey yok. Ama Güneş Akdoğan tekne stop çekerek koskoca Atlantik Okyanusu'nu geçti. Bunu nasıl yaptı? Az sonra dinleyeceğiz. Ama önce bir müzik arası. Tabii ki sevgili dostlar, Facebook'tan bize ulaşabilirsiniz. Kordon'da gece seyri sayfamız. Twitter'dan da iletileriniz birikmiş. Özür dilerim, okuyamadım. Biraz tabii sohbete daldık. O bildirimleri az sonra okuyacağım ve bize ulaşmak için Twitter'dan da gece _seyri ya da Kordon'da gece seyri yazarsanız sayfamıza ulaşabiliyorsunuz. Güneş Akdoğan'la sohbetimiz sürecek. Dağ mısın, taş mısın, uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın bana, yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık, can özüm bahar geldi. Dalları kiraz bastı, yedi kat eller yakınım oldu. Gel kavuşalım artık. Safın yok mu? Bir güler yüzün çok mu? Dağ mısın, taş mısın? Uzak mı? Bu eda, bu hal tuzak mı? Hak mısın bana, yasak mı? Dost musun, düşman mısın? İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık, can üzüm bahar geldi. Dalları kiraz bastı, yedi kat eller yakınım oldu. Gel kavuşalım artık. İki gözüm seneler geçiyor, gönül ektiğini biçiyor. Bir selam lütfet, bu ne çok hasret. Gel barışalım artık. Kordon'da gece seyrindeyiz. Kordon'da gece seyri devam ediyoruz sevgili dostlar. Dünyayı gezenler konuğumuz. Dünyayı gezip, adım adım gezip gördüklerini paylaşanlar, yazanlar konuğumuz. Dünyayı gezerken ya da gezmeye çıkarken hangi mantıkla çıkıyorsunuz? Niye çıkıyorsunuz? Onları soruyoruz. Ve bugünün gezgini sevgili Güneş Akdoğan, adım adım seyahat sayfasının adı. Aslında adım adım seyahat değil. Drummerlizard.com. Evet. Lizard mı okunuyor, Lizard mı okunuyor? Lizard. Lizard okunuyor. Hı. Tamam. Yani davulcukertenkele.com. Evet. Şimdi az önce sen demiştin ki Anadolu keleri. Hı. Değil mi? Evet. Ya da Türk keleri mi? Türk keleri. Onun biyolojik adı, literatürde geçen adı Türk keleri, Latincesini şu an hatırlamıyorum da, hı hı, aslında halk arasında Süleymancık olarak da bilinir. Evet, Süleymancık olarak da bilinir. Evet. Bir sevgili dinleyicimiz az önce ben okudum ama yayında okumadım. Az sonra, yani birazdan okurum dedim. Demiş ki efendim bunun adı Süleymancık'tır Anadolu'da. Evet. Siz Türk keleri dediniz ama biz bunun bilimsel adını. Bilimsel yani adı o şekilde geçiyor çünkü literatürde, evet. Peki sevgili Güneş Akdoğan, bizi dinleyen çok sayıda genç var. Özellikle onlar da ilham alıyorlar. Sizin gibi dünya görüşü değişen, dünyayı dolaşan ve kendilerine değer katan insanları dinledikçe onlar da ben niye yapmıyorum diye hayıflanıyor olabilirler. Yani şöyle, o kadar kolay mı? Sırtına çantayı at, düş yollara yürü. O kadar kolay olsaydı keşke. Ben de kolay olmasını ümit ederdim. Kesinlikle kolay değil. Şöyle ki özellikle doğada seyahat ediyorsanız zaten doğanın kanunlarını çok iyi bilmemiz lazım. Doğana tamam herkesi kucaklar, sevgi doldur, öyle böyledir ama çok da acıma duygusu yoktu doğanın. Tehlike yüksekti. O soruyu soran bir sevgili dostumuz vardı. Adem Poyraz, karşınıza çıkan en zor durumlardan biraz bahseder misiniz diye. Hakikaten ne tür zorluklarla karşılaştın sevgili Güneş? İşte çadırın içinde zehirli bir örümcekle bütün gece uyuduğumu mu anlatayım? Ne diyorsun? Evet, sabah gözümü açıyorum. Çadırın üstünde bir örümcek türü ve onun zehirli olduğunu sonradan öğreniyorum tabii etraftaki vatandaştan. Bütün gece birlikte uyumuşuz. Sokmuş olsa gece sabah azdan uyanma durumu olmayacaktı. Evet. İşte hiç gerçekten bilmediğim, hani yolumu kaybedip yanlışlıkla bulunduğum ciddi enli bir taş toprak bir zirvede 3 tane vahşi köpek, hani zamanında bırakılmış doğaya bir sürü köpekten olduğu bir bölgeymiş meğerse. Haberim yok. 3 vahşi köpek etrafımı sardı. Tek başına mıydı? O zaman yol arkadaşım vardı yanında. 3 köpek etrafımızı köpek balıkları gibi sardılar. 1 metre mesafede elimizde batonlar vardı. Hani biraz uzak tuttuk da artık son çare, hani ya ben köpeklere girişeceğim ya onlar bizi yiyecekti. Öyle bir ya, o kadar. Tabii yani şey ısırmaya geldiler zaten, şey yani böyle kovmaya falan değil. Hani yer arıyorlar, sağımızı solumuzu işte yokluyorlar falan. Elimizde sopalar var diye biraz uzak tuttuk. Neyse uzaktan bir çoban duymuş seslerini de ne oluyor diye bakmış. Ayı mı var, kurt mu var diye. O kendi köpeklerini saldı da öyle kurtardık paçayı. Ha, o köpekler onları kovaladı. Evet, yani öyle kurtardık ki o da hani kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi. Arnavutluk'ta Grabov diye bir, Guritop diye bir tepede. Biz sonra Arnavutlara söylediğim zaman işte şuradan geçtik falan diye iyi canlı kalmışsınız diyorlar. Çünkü ayılar da varmış orada. İşte tam yani vahşi bir yaşam var orada. Tabii, tamamen vahşi yaşamın ortasından geçerken. Hakikaten ne tür tedbirler alıyorsun? Yani kendini korumak için neler var? Bunlar benim aldığım eğitimden kaynaklı bildiğim bir sürü konu var. Yani az önce sordum ya, genç arkadaşlar sırtlarına çantayı koyup yola çıksınlar mı? Yoksa bu doğaya gideceklerse bunu kesinlikle yapmasınlar. Bunu hayalperestliğe gerek yok. Doğanın kuralları vardır. Bu kurallara biz insan olarak doğada uyum sağlamamız gerekiyor. Bu kuralları bilmemiz gerekiyor. Evet. Şehirli insan olarak doğa kanunlarını biz bilmeyiz. Köylükler çok iyi bilir bunları. Evet. Köylü gençler çok iyi bilir. Ama biz şehirliler bunlardan bir haber büyüdüğümüz için bunun eğitimini almak zorundayız. Evet. İşte doğada nasıl davranılır, hayvanlarla nasıl iletişim kurmanız gerekir. İşte ayıyla, kurtla, köpekle, çakalla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekir? Ya da karşılaşmamak için ne yapmak gerekir? İşte ilk yardım, acil yardım konuları var. Malzeme bilgisi var. İşte yağmuru, çamuru, işte toprak kayması, bunun bir sürü detayı vardır. Bu konularla ilgili ciddi bir eğitim almak gerekir. En azından temel kampçılık ve temel dağcılık eğitimi şart diyorum. Peki bu eğitimleri nereden alacaklar? Üniversite okuyanlar çok şanslı. Okumanın bir faydası da burada. Dağcılık kulüpleri var her üniversitede. Gidip kulüplere başvurdukları takdirde severek eğitim alacaklardır. Hem uygun, bir ücret gerektirmez o eğitimler. Malzemeleri kendi aralarında... Önce malzemeyi tanımak lazım. Kesinlikle kullandığınız malzemeyi bileceksiniz. Çadırı, mesela çok basit bir çadırı 3 dakika içinde kurup toplamanız gerekiyor. Çünkü benim de başıma geldi. Öyle bir yerde yatıyorsunuz ki gece bir yağmur yağıyor, yanında bir dere varmış bilmiyorsunuz. Dere bir taşıyor, gözünüzü açıyorsunuz, bileğinize kadar su. 2-3 dakika sonra orası komple sular altında kalacak bir yermiş. Çadırınızla beraber sizi götürür yani. Her türlü alır götürür yani. Sel sonuçta İzmir'de de yaşıyor. Ya yarım saatte bu doğada da olan bir şey. Vadidesiniz, bilmiyorsunuz. O noktada malzemenizi 2 dakikada 3 dakikada toplayıp canınızı kurtardınız. Yoksa kapılır gidersiniz gibi. Şimdi nereye çadır kurulur? Tuluma nasıl bakmanız lazım? Bir sürü detaylar. Çanta nasıl kullanılır? Nasıl yürünür? Nasıl adım atılır doğada? Evet. Buna kadar detaylar var. Bilek nasıl burkulmaz? Bilek nasıl burkulmaz? O en önemlisi zaten. Ama bizim piyanistimizin şöyle bir huyu var. Bilek nasıl burkulur ihtisası yapmış. İşte bir kere burkuldum zaten. Mesela bir kere burkuldum, o bilek sürekli burkulmaya devam eder. Tabii. Benim de öyle bir sıkıntım var. Askerden kalma. Ona çok ekstra dikkat etmek zorunda kalıyorum o yüzden. Hani en ufak bir taşa vesaire adım atarken bile tabii hani her adıma mecbur dikkatli olmak zorundayım. Evet, sevgili Pınar Karaman tweet atmış. Konuk olmak çok keyifliydi. Programda müzikler harika gidiyor. Dinleyin mutlaka demiş. Teşekkür ederiz. Alp Furkan Ürkmez. Tanıyor musun? hiç yabancı gelmiyor. Ama haberleştiğimiz... Yok hayır. Yani. İzmir Ödemiş'ten dinliyorum. Ha. Köken buradaymış. Çok memnun oldum. İyi yayınlar demiş. Çok sağ olsun. Evet. Annemin babası Birgi taraflarından. Birgi'den. Güzin diye bir arkadaşımız dinliyoruz diye bir tweet atmış. Bengü'nün tweetini paylaşmıştık Avustralya'dan. Avustralya'dan, Kongo'dan, Azerbaycan'dan, dünyanın her yerinden dinleniyoruz, görüyorsun değil mi? Evet, bu teknolojinin güzelliği. Ben bu konuda teknolojiyi çok seviyorum. Artı TRT FM'in ayrıca. Kullandığı teknolojiden kaynaklı. TRT FM'in dünyanın her yerinde dinleyicisi var. Melih Akdoğan diyor ki... Ama hangi Melih Akdoğan? İki tane Melih Akdoğan var. Diyor ki, merhabalar, iyi yayınlar. Ben Melih. Konuşmuştuk seninle Güneş. Güneş abi. Evet. Vahşi hayvanlarla nasıl mücadele ediyorsun? Şimdiden teşekkür ederim. Evet, geçen hafta. İlk kural vahşi hayvanlarla karşılaşmamak. Rotayı ona göre belirlemek. İşte gittiğim yerlerde köylüler, özellikle dağların içine gireceksem yol üstündeki köylülerle o konuyu konuşuyorum. Zaten onlar da söylüyor. Şu taraftan git, bu taraftan gitme, mevsimine göre, duruma göre. Evet. İkinci durum, işte ayıların olduğu bir yer varsa zaten gürültü çıkarmak gerekiyor yürürken. Öyle mi? Evet, ayılar gürültüden ürker gider. Ayının problemi şeydir, gürültüsüz bir şekilde yaklaşırsanız bir anda görünce panikler ve saldırgan pozisyona geçer. Onu bertaraf etmek için gürültü çıkartırsınız. O hemen bütün hayvanlar için geçerlidir. Aslında hayvanlar direkt saldırma pozisyonuna girmez. Tam tersi panikledikleri zaman saldırırlar. Sizi beklemedikleri bir yerde karşına çıkarsanız saldırırlar. O yüzden önceden geldiğinizi belli edersiniz. Hayvanlar genelde çekip gitme taraftardır. Peki gezdiğin rotalarda yediğin en ilginç şey neydi? Yemek olarak. Evet. Ya, en ilginç şey. Çin'de bunu söyleyeceğim de dinleyenlerden özür diliyorum. Tad olarak harikaydı ama fikir olarak pek güzel değildi. Deniz anası çorbası içmiştim Çin'de. Çin'de? Evet. Çin'e ne zaman gittin? Onu 2006'lı yıllarda iş ve seyahat bir arada o sıra. Hani iş için gezmek zorundaydım Çin'i. Öyle güzel bir işim vardı. Deniz çorbası yani deniz ürünü olduğu için çok... Yani, tadı çok güzeldi. Dokusu da güzeldi ama ne olduğunu bilmeden ben yiyordum onu. Bir sorayım dedim, neymiş öğreneyim de hani başka yerde de yerim falan diye. Deniz anası çorbası dediklerinde bana fikir olarak pek hoş gelmedi. Sonra dersimi aldım zaten. Yediğiniz bir şeyin tadı güzelse hiç sormayın ne olduğunu, yiyin geçin diyebilirim yani. Ondan sonra Çin'de o şekilde takıldım. Tadı güzelse sormuyordum ne olduğunu. Tadı kötüyse adını öyle... Kaç ülkeden dostun var? Çok. O da çok. Yani her yerden var. Mesela Venezuela'nın yağmur ormanlarından bile sürekli burası senin evindir, buyur gel diyen de var. İşte Antigua Adası'ndan da var. Az önce müziğe bağlanmadan önce dedik ya, tekne stop yapan bir gezgin. Tekne stop konusunu konuşalım. Evet, o benim Sadun abiden kaynaklı olsa gerek. Büyük öyle denizde açılacağım, okyanusu göreceğim diye çocukluktan kafamda var zaten. Bu hani takıntı yaptığım bir konuydu. Üniversite, Ege Üniversitesi'nde okurken Surinam'e gitmemin sebebi de oydu. Denizde aşırı neşeli olmak, işte kaptanlık ehliyeti almak, dalış eğitimi almak. Burada İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir ilanını görmüştüm, işte büyüklere yelken kursu diye. Bir gittim oraya. Kafamda şu var ya, okyanusu geçeceğim ben. Ne yapmam lazım? Yelken öğrenmem lazım. Yıllar öncesinden eğitimi Körfez'de aldım. Tamam dedim, ben bu denizi geçerim. Çünkü Sadun abinin acayip bir gazı vardı yani bu konuda. Bir kere de Körfez'de de dolaştık 3-5. Ondan sonra 6-7 sene boyunca ben internetten işte belli web siteleri var. Yanına eleman arayan tekneye ya da yardımcı birisini arayan ilanların oldu. Yani okyanus geçecek ama mürettebat eksiği var. Öyle işler var. Onlar sürekli mesajlar atıyorum ama bizim pasaport biraz sıkıntılı olduğu için vize konusunda çok yanaşmıyorlardı. Ama en sonunda bir şekilde Fransa'da demirlemiş olan bir Alman kaptanın teknesiyle irtibat kurdum. O da şöyle demişti. Buyur bir gel, bir görüşelim, konuşalım, bakarız. Ben de 15 günlük vizeyle gittim yanına. Hani kafamda şey var ya, ben okyanusu geçeceğim, karşıma da şans çıktı. Öyle böyle geçilecek. Konuştuk, çok da güzel anlaştık. İşte anlaşmalar imzalandı. İşte sorumluluk kabul edilmiyor vesaire, bir sürü detaylar var. Onunla birlikte Fransa'dan işte o vardı, benim yol arkadaşım vardı. Bir tane Fransız miçosu vardı teknede sürekli duran. 4 kişi Fransa'dan yola çıktık. İşte Fransa, Cebel Tarık, Kanarya Adaları, işte Karayipler'de Antigua Adası, Trinidad, Tobago, Venezuela'ya kadar toplamda 3 ay teknede 3 ay teknede. Evet. Tekne gönüllü çalışmış oldum aslında. Onu soracağım. Evet. Ücret ödedin mi ya da nasıl yaptın? Şöyle ödemedim. Anlaşma benim önceden yat kaptanı ehliyetim olduğu için, biraz da deneyimim olduğu için şöyle bir şey sunduk. İşte ben sende yardımcı kaptan olarak, yardımcı eleman olarak çalışacağım. Karşılığında sen de benden bir şey istemeyeceksin. Ben de maaş almayacağım. Karşı tarafa, karşıya geçerken de bizi atıver şeklinde. Bizi karşıya atar mısın? Evet. Güney Amerika kadar. Şey. Hani Bülent Okan, sende araba var. Bizi geçerken ne bileyim Bornova'ya bırakır mısın? Gider gibi bir şey. Evet. Öyle bir şey oldu. Ben bir anlamda elimdeki sertifika ve önceki deneyimlerimi ortaya koymuş oldum. Karşılıklı 3 ay, evet, 3 ay boyunca yediğim, içtiğim, konaklamam karşılandı. Yani 3 ay hiç para harcamadan okyanusu geçtim. Kaç gün kara görmeden geçtin? Kanarya Adası'ndan Antigua'ya 27 gündü sanırım. 25-27 gün gibi bir şeydi o. 3 hafta geçti. Yolun ortasında falan, o tarafa çıkmadık. Evet. O sıra biz farklı bir rota izledik de niye onu da çok da bilmiyorum. Kaptan öyle söylemişti. Evet, kaptan öyle biraz maceraperestti. İşte yolda 3 gün yelkenlerimizin patladığı, işte pervanenin çalışmadığı bir bölüm oldu. Ama 27 gün hiç kara görmedik. Onun dışında 3 ay toplam teknede yaşama fırsatım oldu. Evet. Şimdi bu arada ben şey diyor ki Derya Kaya bize ulaşmış. Hayatında biri var mı? Sabit biri olabiliyor mu? Bu böyle bir şey ortamda diyor. Şöyle oluyor. Aşırı ben bu konuda çok detaylı konuşmayı sevmiyorum ama özel yaşam sorusu. Ama ben bu soruyu ediyorum diyeyim mi? Yok, şöyle oluyor. Hayatımdaki kişi benim hayatıma, ben de onun hayatına saygı duyduğumuz sürece ve birbirimizin mutluluk yaşadığımız sürece bir sıkıntı olmuyor. Olmayacağını da biliyorum. Ne güzel. Şimdi bir sevgili dinleyicimiz diyor ki Eyüp Sami Yavaş. Hani abi diyor, Anadolu'da Süleymancık da deniyor Türkkelerine. Üsküdar'dan selamlar demiş. Türkkeleri az önce de sen açıkladın ya. Yani tabii ki yörede, her yörede farklı. El öpen denir mesela. Maraş civarında, Maraş, Elbistan civarında el öpen denir. Duydun mu onu? El öpeni duymamıştım. Evet. Şeffaftır. Şeffaf, pembe, evet. Yani Uğurlu, her yörenin. Uğurlu ellemezsin, etmezsin. Evet, onu öldürmezsin, ellemezsin. Ona uğur sayar kimi yerler. Sevgili Haluk Ogan bu konuda deneyimli. Uzmandır tabii. Evet. Mert diyor ki, dünyanın %95'i iyi insanlardan mı oluşuyor? Gezginlerin uzun süre aynı yerde kalmamasıyla ilgili gibi geldi bana demiş. Onun şimdi sosyolojik, psikolojik etkileri vardır da benim orada bıraktığım %5 şundan kaynaklıdır. Her toplumun %5'i çok üstün ve çok düşük zekaya sahiptir. Onları ayrı tutarak olabilir. Hani geri kalan insanlar, herkes iyidir. Tabii ki. Evet, çok biraz da teknik biraz belki. Durum, evet doğru. Tabii burada Türkkelerinin fotoğrafını paylaşmış. Gerçek fotoğrafını paylaşmış Ahmet Yasin Güler. Buradan hem Türk halkı için bilinçlenme konusunda da Türk Herptil'den bahsedebiliriz de seviniriz. Evet, Türk Herptil benim de fırsat buldukça takip ettiğim topluluk olarak değersiz görünen bu canlıları tanıtıyor ve bilimsel anlamda kayıt altına alıyoruz. Bir de Türk semenderidir. Güneş abinin ufaklık demiş. Semender. Bunun adı Türk semenderi. Türkkeleri değil, gördüğünüz gibi. Füsun gördün değil mi? Evet, bu Füsun küçük de gördü. Evet, bu da Türk semenderi. Bu grubu da tanıtalım. Emre Sevenci diyor, kitap yazma işi nasıl gidiyor abi? Ne zaman okuyacağız diyor. Kitap güzel gidiyor. Planladığımdan birazcık daha kapsamlı gidiyor. Hangi konuda ne kitabı yazıyorsun? Yürüyerek seyahat hakkında yazıyorum. İçerik şöyle olacak. Yürüyerek seyahatin felsefesi ve bana kattıkları, artı yolda başıma gelenlerin biraz hikaye gibi değil de biraz hislerle, bol hislerle anlatmaya çalışıyorum. Aslında yolda kendinle seyahat ediyorsun değil mi? Evet, kesinlikle. Aslında kendi içine seyahat ediyorsun. Kesinlikle, çünkü özellikle yürüyerek seyahat diyorum ya, çok sıkıcı. Yani etrafta hiçbir şey değişmiyor, çok fazla bir şey, farklı şeyler olmuyor gün içinde. Bütün gün kendi içinize dönüyorsunuz, kendinizi sorguluyorsunuz. Her adımda başka bir şey düşünce, her adımda başka bir olgu, her adımda başka bir sözcük geliyor mu aklına? Oluyor. Hani çünkü zihin durmuyor. Tam tersi o dinamizmi yakalayınca çok daha fazla şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi ilk günler ya da ilk haftalar tam standart şeyler, geyikler, işte etraf ne kadar güzel, o bu derken bir süre sonra ister istemez işte çocukluğa kadar iniyorsunuz, önceki yaptıklarını sorguluyorsunuz, yapmak istedikleriniz, tamamen kendinizle baş başa oluyorsunuz. Bu da bana şeyi de gösterdi. Ben en başta demiştim, biraz kaçarak seyahate başladım. Ama sonra fark ettim ki kendimden kaçamıyorum. Kendinden kaçamıyorum. Evet. Peki senin omzundaki o sorumlulukları ya da özlemlerini ya da seni sen yapan şeyleri burada bırakıp gidebildin mi? Yoksa onları taşıyor musun sürekli? 20 kiloluk sırt çantasının yanı sıra kaç kilo öyle yük var? Ben o konuda biraz sertim galiba. Biraz ket vurabiliyorum duygularıma biraz o konuda. Çünkü her şeyi arkada, işte işin en zor kısmı olur ya, her şeyi arkada bırakıp çıkmak. Özgürlüğün bedeli de odur. Hani en ağır bedel de özgürlüğün bedelidir. Onu o bedelde insan ödüyor. Evet, içinde o var, bu var, şu var ama yapacak bir şey yok. Yol önünde, kalanlar arkada. O yükleri taşıyamayacağım diyorsun. Yani taşımamı içimde bir yerlerde gizliyorum mecburen. Tabii. Dahren Dorf. Tanıyor musun? Evet, sürekli mesajlaşıyoruz. Selam, ben Dahren. Bu güneş var ya, benim yolculuğa başlamam için bana ön fikir olan sıra dışı bir insan. İlham kaynağı diyebilirim. Kamp malzemelerimi hazırladım. Birkaç güne çıkacağım. Korkuyorum ya demiş. Korku insanı hayatta tutar. Korkuyorsa doğru yoldadır. Doğru. Evet. Korkmayan insan gereksiz cesarete sahip olur ve gereksiz riskleri alır. Özellikle doğada seyahatte edecek. Tekneciler bunu bilir, dağcılar bunu bilir. İşte en iyi dağcı korkmayı bilen dağcıdır derler. İşte en iyi doğa sporunu yapan korkmayı bilendir. Çünkü korku gerekli yerde sizi durdurur. Gerekli yerde kendinizi geri çekersiniz ve bu da doğada hayatta kalmanız için bir mekanizmadır aslında. Evet. Peki, merhaba Güneş. Plastiki projesini biliyor musun demiş. Plastiki. Tuna Tülek sormuş. Hayır, maalesef. Bilmiyoruz. Ama herhalde doğada plastik bırakmamakla ilgili bir şey olsa gerek mi? Plastiki diye bir proje varmış. O projeden bahsetmiş. Mesaj olarak göndermiş bunu sayfamıza. Kordon'da Gece Seyir sayfamıza. Güneş hocam, kıyı kıyı Anadolu'ya yeniden başlayacak mısın? Bu sefer bileğe daha dikkat ederek demiş Eyüp Sami Yavaş. Evet, o benim içimde kaldı, fena derecede kaldı. İşte Hopa'dan başlamıştım yürümeye geçen sene. Hatta geçen sene bu zamanlar başlamıştım. Hopa'dan yürüyüp bütün kıyıları olduğu gibi Hatay'a kadar yürümeye planlıyordum. Ama yolda Ardeşen'den sonra bileğimi burktum. Hava geçen sene çok sıcaktı o yaz vakti. Karadeniz çok inişli çıkışlı. Daha fazla bileğim izin vermedi devam etmeye. Bir doktora göründüm, belki bir şey verir de devam ettirir diye. Doktor da dedi ki, senin bu bileğin bu haldeyken sen nereye yürüyorsun? Dön evine, bırak çantanı dedi yani bunu. Hatta kızdı yani, bu hale gelene kadar neredeydin diye. Hakikaten ben de kızardım yani, doktor olsam yani, kızardım. Ama onu ben yürüyeceğim. O Anadolu'nun kıyılarını baştan sona yürüyeceğim. Baştan sona yürümek lazım. Hakikaten çok önemli yani bir rota. Çünkü kıyılarımız çok değerli. Evet, yine bildirimler var sevgili dostlar, Twitter'dan ve Facebook'tan. Onları az sonra seslendireceğim. Ama bir müzik arası verelim artık. Zehra'nın uykusu gelmiş gibi duruyor. Peki. Neyimiz var? Aa, çok güzel. yok mu işvelerin, şarkılı güzel sesin, kestane gözlerin beni dertlere salladı. Zehra Hatun Umutkan, Haluk Ogan, Atilla Irgız ve Bülent Okan. Elinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun bu gecemizi. Biz teşekkür ederiz. Renklendirdiniz. Programımızın artık sonlarına geliyoruz sevgili dostlar. İletilerini okumadığımız dinleyicilerimiz var. Onlar gücenirler. Çünkü yazıyorlar, doğal olarak duymak istiyorlar. Orhan Tuna diyor ki sevgili danışmanımız, programın danışmanı, Güneş, Amazon ormanlarında böceklerle aram nasıldı? Gittin mi Amazon'a? Venezuela'nın Amazon bölgesine kaldım. Amazonas bölgesine kaldım. 3 ay yerlerle birlikte. Böcekler aram iyiydi. Onların da benim arası iyiydi. İşte bir kaldığım şeyde kabinde ne diyorlar ona? Maymun örümceği dedikleri bir örümcek var. 3 metre zıplıyormuş ve ısırdığınızda 40 dakikada kastırarak öldürüyormuş. Büyüklüğü ne kadar? Şöyle avucum kadar bir şeydi. Ben onun öyle olduğunu işte sopayla torbanın birinin içine atıp itip sonra yerlerden birine gösterince öğrendim. Öyle de bir ilginç anı var yani. Sadaka var. Kesinlikle o konuda kesinlikle. Evet. Peki kaç dil biliyorsunuz? Bir evet. Belgesel çekmeyi düşündünüz mü? Belgesel çekmeyi şöyle düşündüm. Kendi kendime bir şeyler çekiyorum. Hı-hı. Hani ne kadar belgesel dediğimi. Kaç dil biliyorsun Güneş? Türkçem var, İngilizcem çok iyi. Sırpçam var günlük hayatı idare edecek kadar. Hı-hı. Birazcık böyle detay konuşacak kadar. İşte çok az bir Fransızcam var. Biraz Almancanlarım. 10-11 kelime Çince biliyorum. Hani gittiğim yerden en azından bir günlük kelimeleri öğreniyorum. Ya, o da sevgili Barış abiden bana kalan bir fikirdir. Nasıl, onu söyler misin? Bu Barış Manço'nun vakti zaman TRT'deki programından her gittiği yerlere tam gidiyor, geziyor, görüyor ama hep benim dikkatimi çekiyordu. Oranın diliyle bir şeyler konuşuyordu sürekli. Onlara bir şey söylüyor. Ve o benim aklımda bir yerden yer edilmiş demek ki. Ben de gittiğim yerde ilk reaksiyonum 3-5 kelime önce belli kelimeleri öğrenip sonra 10-15 kelime. Onlarla şeyden başlayıp işte ekmektir, ne bileyim sudur, odur budur. bir şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Kadir Pirasoğlu gazeteci arkadaşımız. O da onları röportaj yapmıştık Teknostop'la ilgili. Ya Teknostop'la ilgili ben Kadir'le dün beraberdim. Sadun Boro'nun cenazesinde. Kadir diyor ki hoş geldin Güneş, tatile mi geldin? Evet, yeni gelişmelerden bahset bize demiş. Evet, şu an ne var yeni proje? Yeni proje işte kitap yazıyorum. Bu kitabımı yazarken ikinci, üçüncü kitabımı tasarlıyorum kafamda. Şimdi Sırbistan'da kalıyorum. Kaldığım köyün etrafında bir köye bir bakıyorum kendime. Biraz yarı yerleşik hayata geçeceğim. Onun da sebebi Balkan coğrafyası benim çok etkilendiğim coğrafyadır. Çok sevdiğim coğrafyadır. Balkan coğrafyasındaki milli parkları ve çok da yazılmamış, çizilmemiş, fotoğraflanmamış, kaydedilmemiş orman, dağ, işte farklı coğrafi bölgeleri gezip iyice tanımak istiyorum. Öyle bir projelerim var. İşte Balkan coğrafyasının doğada seyahate devam edeceğim yani. Ve yanında yazacağım, kaydedeceğim. Peki. İsmet Akdağ diyor ki Antalya Manavgat'tan iyi geceler. Hem gezme hem de iş nasıl yürütülür? Şöyle yürütülür. Ya gezmeniz gerektiren bir işiniz olur ya da mekana bağlı olmayan bir işiniz olur. Benim şu anki önceki işim gezmemi gerektiriyordu. Çin'de mesela 3 sene o şekilde her yerini gezdim. Şu anki işim de mekana bağlı değil, internete bağlı. Şu an bir iş yapıyor musun? Şu an işim işte blogda yazı yazıyorum, işte fotoğraf çekiyorum. Fotoğraflarımdan henüz para kazanmıyorum ama onu değerlendirmeyi düşünüyorum. Yakında ama yazılarımdan. İbrahim Yüksel diyor ki edindiği tecrübelerle herhangi bir program yapmayı düşünüyor musun? Program sanırım televizyondan bahsediyor. Ben evinde televizyon olmayan bir vatandaş olarak televizyonla ilgili çok hoş bir yaklaşımım yok. Peki. Mustafa Duran, Karaman Ermenek'ten selamlar demiş. Neriman Aslanbay iyi geceler demiş. Merve Nur Çaldır da demek yorumları kaldırıyorsunuz demiş. Vallahi kimsenin yorumunu kaldırmadık biz sevgili dinleyicimize. Öyle söyleyelim, hakikaten de öyle. Kimsenin yorumuna dokunmadık, her yorum yapan. Güneş, 29 Şubat 2016'dan bahsetmeyi unutmazsan sevinirim Mehmet Yağbasan. Evet, bizim Deliler Bayramı. Aha. Öyle bir bayram var. Evet, öyle bir etkinlik açmıştım Facebook'ta da. Baktım her şeyin bir günü var, her şeyin bir bayramı var ama delilere bayram yok. Hani işte deliler her gün bayram ama özel 4 senede bir de 29 Şubat'ta dedim toplaşalım. 2016 tarihinde bekliyoruz. Öyle bir etkinlik var, o çok da ilgi gördü. Aklı olan delirir diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, çok teşekkür ederiz sevgili dostlar. Bu akşam Güneş Akdoğan'ı ağırladık. Güneş Akdoğan adım adım seyahat eden, drummerlizard.com'da bu gezilerini paylaşan ve adım adım dünyayı gezerek, yavaş yavaş, sindire sindire gezerek modern Evliya Çelebi olduğunu bizlere gösteriyor. Günlük hayatta birçok fikrine katılmayabilirsiniz ancak fikri, derdi, gezgin bir arkadaşımızdır demiş keşfetsene.com. Bizce Güneş'i efsanevi kılan duruşu, dürüstlüğü, tutarlılığı ve felsefesidir demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Vakti olan herkesin dinlemesini önermişler. Artık programın sonuna geldik. Bizden sonra gece yolculuğu başlayacak. Gece yolculuğu sevgili Ahmet Büyükçulhacı ve Gaye Karadağ'la sizlere seslenecek. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Kırmızının içinde yazmışlar. 1989 beğenimiz var demişler. Bizim sayfamızın beğeni adedi o kadar değil. Onu mu söylemek istiyorsun Ahmet Büyükçulhacı bilmiyorum. Neyse, ben aldım alacağımı. Sevgili dostlar, Mutlu Füsun Küçük, Mustafa Gökçe ve Murat Can Canbay programda sizlerle birlikteydi. Tabii ki orkestramız Haluk Ogan, Atilla Irgız, Bülent Okan ve solistimiz Zehra Hatun Umutkan. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Ve bu gecenin gezgin konuğu sevgili Güneş Akdoğan. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Özellikle TRT'de zaten bulunmak benim için ciddi bir duygusal bir bağ oluşturan bir kurum zaten. Şu an Türkiye'nin neredeyse bir sürü yerinde dinleniyor olmak. Dünyanın her yerinde dinleniyor. Dünyanın her yerinde. Benim için harika bir gurur. Bu arada 2 saat her gelen aynı şeyi söylüyordu. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Çok klasik ama ne kadar çabuk zaman geçiyormuş. Gerçekten çok çabuk geçiyormuş zaman. Öyle mi? Bir 5-6 saat vakit versen de bir ara bol bol. Çok mu çalıyor acaba, ondan mı? Yok, hayır. Vakit cidden çabuk geçiyor. Keşke diyorum 5-6 saat bir fırsat yakalatsak da bir günde olsa. Öyle bir radyomuz olursa işte, bilmiyorum. Ahmet Büyükçulhacı belki ileride böyle bir fırsat yaratır bize. İnşallah. Programcı olarak biz de onun izinden gideriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Yarın çok güzel bir gün olacak. İnanıyoruz. Yarının çok güzel gün olmasına yardımcı olacak da gece yolculuğu ekibimiz. İyi geceler. Yazdıkların olmazsa kim inanır senle ayrıldığımızda sana unuturum kalp ağrısı zamanla her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi, birleştiren neydi ellerimizi? Bırak bana anlatma imkansız sevgimizi. Sevmek birçok şey göze almaktı. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa kim inanır sen?